Merhaba arkadaşlar. Bugün size tanıtacağım ve arasındaki farkları belirteceğim. İki tane kask var. Bir tanesi Shure QVest, bir tanesi AGV K5. Nasıl farkları var? İlk önce dış kabuklarından başlayalım. Shure'nin, QVest'in dış kabuğu fiberglass malzemeden yapılma ama tabii özellikle elastik fiberglass'tan yapıldığı için gerçekten dayanıklı bir malzeme, özel geliştirilmiş bir malzeme. AGV K5'in malzemesi ise karbon fiber. İkisinin arasında kabiliyet olarak yani dış kabuk kabiliyeti olarak hani aslında çok büyük bir fark yok. Fakat yaz ve kış kullanımına hangisi daha uygun ondan bahsedeyim ilk önce. Şimdi şöyle bir şey yapalım. İlk önce biraz tanıtayım sonra farkı söyleyeyim. QVest'te ön tarafında kademeli olarak açılan bir camı var. Bir burun pedi yok. Küçük bir tane çene pedi var. Bu sizi rüzgardan korumak için yapılmış. Alt tarafında Double D bir bağlantı var. Pedlerini çıkartıp yıkayabilirsiniz. 3D Comfort, Layer Comfort teknolojisiyle yapılmış. Yani maksimum rahatlık, maksimum konfor için üretilmiş bir kask. Ön tarafında havalandırmaları var. Üst tarafında havalandırma hava kanalları var. Arka tarafında elle kontrol edebileceğiniz hava çıkış kanalları var ve bir spoiler var sarsıntıdan sizi koruması için. Geniş bir bakış açısına sahip. İç tarafının ne kadar geniş ve bakış açısının ne kadar fazla olduğunu görüyorsunuz zaten. Ön taraftaki camını kapattığınızda yan tarafında bir tane de kilit mekanizması yapmışlar. Bu yüksek hızlarda açılmasını engellemek içindir. Dış kabuğunun fiberglass olduğunu söylemiştim zaten. Tabii özel geliştirilmiş bir fiberglass, onu unutmayın. Ve hava kanallarının kontrol edilebiliyor olması gerçekten önemli. Özellikle kış sürüşleri için önemli bence. Bunun bu tarz özellikleri var. Ve ön tarafına bir pinlock takılabiliyor. İsterseniz kış sürüşünde kullanmak için iç tarafında bir buğu camı, bir pinlock takarak rahatlıkla bu olmadan kış sürüşünüzü de rahatlıkla geçirebilirsiniz, yapabilirsiniz. Havalandırma teknolojisi de gerçekten çok iyi. AGV K5'e gelelim. Tabii bunun bir vizörü yok, bir güneş vizörü yok, onu unutmayın. AGV K5'e geçelim şimdi. K5'in karbon fiber bir dış yapısı, dış kabuğu olduğunu söylemiştik zaten. Ön tarafında açtığınız zaman yine kademeli olarak açılan bir camı var. Bunu kapatmadan şöyle göstereyim. Ön tarafında küçük bir burun pedi var. Büyük bir çene pedi var. Rüzgardan koruması için yapılmış. Ve AGV K5'in şöyle göstereyim. Yine Double D bir bağlantısı var. Yani onun da Double D bir bağlantısı var. Bunun da Double D bir bağlantısı var. Çabuk kuruyabilen bir yapısı var. Ve kafanıza tam oturabilmesi için özel, esnek ve kendine özgü bir yapıyla şekillendirilmiş. Öyle tasarlanmış. Üst tarafın ön tarafında bir hava kanalı var. Üst tarafında bir hava kanalı var. Bu da elle kumanda edilebiliyor. Özellikle şu iki yanındaki hava kanalları da özel geliştirilmiş. Şu iki yanındaki hava kanalı da özel geliştirilmiş. Arka tarafında çok iyi bir spoiler'a sahip ve arka tarafında elle kumanda edebileceğiniz tekrar bir hava kanalı var. Fakat şöyle bir eksisi var bence. Şunu hemen şöyle açıp göstereyim. Buna bir yanlarında bir pinlock bağlayamıyorsunuz. Ve diyelim yapıştırma pinlocklardan kullanacaksınız. Buğu camlarından kullanacaksınız. O da pek verimli olmuyor gerçekten. Fakat QVest'ten bir farkı şurada bir güneş vizörünün olması. Yani biraz daha yaza ve bahara uygun bir model diyebilirim. Shure QVest'te ise biliyorsunuz pinlock buğu camı takılabiliyor ve yaz kış rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tek farkı o ama ben hani güneş vizörlü seçeceğim. Güneş vizörü bana daha büyük bir özellik, büyük bir artı katıyor derseniz AGV K5 almanızı tavsiye ederim. Yaz kış kullanımlarda, kışın özellikle kullanımlarda QVest'in daha verimli olduğunu söyleyebilirim. Fiyatlarına gelince şöyle, QVest 400 euro, AGV K5 ise 350 euro civarında. Aradaki 50 euroluk fark da yaz kış kullanmak isteyenler için bence QVest seçilmeli.
yaz ve baharda kullanacağım, kışın kullanmayacağım diyorsanız da isterseniz K5'i seçebilirsiniz. Yaklaşık aynı özelliklere sahip bir tek AGV K5'in bir güneş vizörü var. AGV K5'in bir burun pedi var. Showy Q-West'in bir burun pedi yok. Bu aklınızda olsun lütfen. Ve tabii ki bir kilit sistemi var. Kilit sistemini de şurada göstermiştim zaten. Bu yüksek hızlarda açılmasını engellemek için yapılıyor. İkisinin arasındaki farkları söyledim. Seçim tamamen size kalmış. Yaz ve baharda kullanabilirsiniz. Tüm mevsimlerde kullanabilirsiniz. Hepinize iyi sürüşler.